çalıştık. Teşekkürler. Projemizin adı oksijen üretim yarışmasına katılan 4 su bitkisinin elde ettiği sonuçlar. Bitkileri tanıyacak olursak Vescularia dubiana yani cavoyosun olarak bilinen bitki tropikal ortamlarda yaşar. Ancak temiz ve kirli her ortamda yaşayabilir. Elodea densa akvaryumcularda çok bulunur. Ülkemizde de bulunan bu bitki ışığa çok duyarlıdır. Ceratophyllum demersum yani tilki kuyruğu ülkemizde de bulunan ve kirli sularda yaşayan bir bitkidir. Lemna minor su mercimeği olarak da bilinir. Ülkemizde kirli sularda yaşar. Aynı zamanda birçok faydaları vardır. Örneğin suyu temizler, havaya oksijen verir ve gübre olur. Bizim projemizdeki amaç bu 4 bitkinin elde ettiği sonuçlar ve buna bağlı olarak akarsuların, göllerin temizlenmesini sağlamak. Biz bu projede VTV 342 cihazını kullandık ve bu cihazla yaptığımız ölçümler sonucunda bu grafiği elde ettik. Bu grafikte ilk 5 gün bitkilerin adaptasyon sürecidir. Ondan sonra 3 gün gözle görülen bir düşüş vardır. Bugünlerde güneş yoktu ve bitkiler fotosentez yapamadı. O yüzden oksijen miktarı azaldı. Geri kalan yerlerde de az çok kimin birinci olacağı belli oldu. Ve en sonda Vescularia dubiana birinci, ikinci Eledoa densa, üçüncü Ceratophyllum demersum ve dördüncü de Lemna minor oldu. Eledoa densa'nın ikinci olma sebebi normalde Vescularia dubiana ile aynı miktarda fotosentez yapar. Fakat Eledoa densa kendine daha fazla oksijen toparlar. Ceratophyllum demersum fotosentezi az yaptığı için üçüncü oldu. Ve Lemna minor da suyun üstünde yüzer. Bu yüzden oksijeni hem havaya hem de suya verir. Bu yüzden de dördüncü oldu. Teşekkürler.